Merhaba arkadaşlar, benim ismim Nariman Cesur, Hyperion Fighters MMA antrenörüyüm. Bugünkü videoda biz heel hook yapacağız, guard pozisyonundan. Bu videoda benim yardımcım olacak benim öğrencim Alimcan. Evet, gel. Guard, şimdi grappling. Grappling'de böyle diyeyim, kim ki altında kalıyor, yani MMA'de ben daha avantajlıysam yukarıdan aşağı vurabilirim. Grappling'de hayır, yani insan eğer altından oynayabiliyorsa, çalışabiliyorsa bazen daha avantajlı oluyor. Bazen yani grappling, jiu-jitsu iyi bilen insanlar yatıyor direkt ve oradan kendi oyununu başlıyor. Ama ben bu pozisyondan, guard'tan ben atak yapacağım, bacağına heel hook yapacağım. İlk ben ne? Güreşende yani hissediyorsun zaten bacaklarını açanda. Çünkü bacaklar açanda daha fazla bir yani burada yer oluyor çalışmaya ve aynı zamanda o harekete geçme istiyor. Mesela krivetka yapma istiyor, dizini sokma istiyor. O zaman bacaklarını açıyor ki harekete geçsin. Benim dizlerim çok içeride olmuyor o zaman. Ben az dizlerimi geri alıyorum kalçanın altına ve bacaklarını açar açmaz arkadan. Evet, açar açmaz ben destek alarak kalçasında bakın baskı yapıyorum ve zıplıyorum da bacaklarının benim bir dizim ayağın bacak arasından çıkacak ve bir dizim bu taraftan çıkacak. Bu oluyor. Bu. Ve sıktım. Sıkar sıkmaz ben dönüyorum ve omuzuma düşüyorum. Omuzuma düşende bu bacağıyla rakibin bacağını itliyorum. Bu oluyor. Ve aynı zamanda ben bu dizinin itledim. Yani yana çevirdim. Dizi dönsün, bacağı dönsün. Niye? Bacağı dönünde tam topuğu geliyor. Zaten ona geçeceğiz. Önce pozisyon. Döner dönmez ben bu bacağımı ama geçiriyorum. Geçirdim ve kendi bacağımın altına aldım. Baldırın altına aldım. Ondan sonra sıkıyorum. Bunda çok önemli nokta. Ben dizden yukarı bağlamam gerekiyor. Ve dizlerimle sıkmam gerekiyor. Bacağı gezmeyecek, bacağı oynamayacak. İkinciden ben bu bacağından onun bacağını kilitliyorum. Yani dönmeye izin vermiyorum ben. Dönecek olsa o tarafa ben vermem. Bacağımına izin vermem. Ondan sonra artık ben geçiyorum. Topuğunu alıyorum. Ben bu kemiğimi oturtuyorum. Kemikten az yukarı. Bazen arkadaşlar var bu üçgeni oturtuyor. Kime nasıl daha rahat ben bu kemiğimi oturtuyorum. Kemiğimi oturtturdum. Oturtturmaz. Bakın ben dirseğimi topluyorum. Dirseğim açık değil. Dirseğimi vücuduma yapıştırdım. Ellerimi kilitledim. Ve bakın dizlerimi sıkarak dizleri sıkıyorum. Ve yavaştan topuğunu çevirmeye başlıyorum. Yanlış, büyük problem. Ne zaman ki ben bacağı buradan tutuyorum ama dizi kilitlemezden çevirmeye başlıyorum. Burada görüyoruz bacağı oynuyor. Çok önemli, bu dizleri siz sıkmanız gerekiyor. Dizleri sıkınca hareket hemen olur. Buna çok önem verin. Tekrardan guard pozisyondan. Evet. Bir, düştüm. İki, üç, sıktım. Topuğunu aldım ve dönüyorum. Heel hook, topuğa hareket çok tehlikeli. Çünkü ben bunu çevrende, bura acımıyor. Yani ben dizini sakatlayabilirim. Eğer bu yeniler ve kim ki bu hareketi deniyor ya, hiçbir zaman hareketi aldıktan sonra çekmen. Bu çok tehlikeli hareket. Çünkü dizi dönse, buradaki yani dizi sakatlansa siz düşünün ki normal birkaç ay yanında antrenman yapamayacaksınız. Ondan dolayı bu hareketi öğrenende topuğu aldın mı yavaştan hissetmeniz gerekiyor. Yavaştan ve dirseğinize önem verin. Toplu olacaksınız. Grappling, MMA her zaman sıfır, toplu. Ne kadar toplu olsanız o kadar rahat hareket yaparsınız. Arkadaşlar heel hook farklı pozisyonlardan yapabilirsiniz. Önemli bu heel hook yapanda pozisyonu almaya, yani bacağını kilitleyeceksiniz ki kaçamazsın. Zaten kaçamıyorsa ondan sonra siz hareketinizi bitirebilirsiniz. Dövüşün içinde yani gördünüz, şans verdi, yani siz hareketi aldınız. Mesela her bir pozisyonlardan biri ben sırtımda kalırken, evet grappling, üstüme geliyor, evet üstüme geliyor ama bacağımı geri aldım, aynı üstüme zıpladım, bacağını aldım. Bu bir. İkincisi o yerde, o yerde, aynen. Bacağını aynı aldım. Ama her zaman, her zaman ben bacağını alanda, heel hook yapanda, dizler,
Ben bacağını almışsam dizden yukarı sıktım. Kontrol çok önemli. Ondan sonra artık biz harekete geçiyoruz. Eğer kontrolümüz iyi değil ise oynayacak rakibiz. Dönmeye çalışacak. Tamam mı? Kontrola çok önem verin. Farklı pozisyonlarda, yani bir pozisyon yoktur. Farklı 10 tane, 15 tane, 20 tane pozisyonlar var. Hangi pozisyondan siz atak yapabilirsiniz ve heel hook'a bacağını alabilirsiniz. Bacak oyunu grappling'de o farklı bir dünya. Çünkü bacak oyunları siz ögrensenes yapmaya ve bacakları sürekli çalışsanız sizin grappling'iniz bir seviye, yani daha iyi olur. O çok önemli. Bacaklar çalışın. Evet arkadaşlar, bu videoda biz heel hook yapmayı öğrendik. Video hoşunuza gitmişse beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı bırakın. Kanalımıza abone olun. Herkese iyi günler.